Şöyle demiş, emekliye ayrılan bir memur hizmet yılları sayısının, yani çalıştığı süre, diyelim ki 30 yıl çalıştıysa hizmet yılı 30. Bunun karekökü ile doğru orantılı olarak yıllık emekli maaşı alıyormuş. Yani tabii 30'un karekökünü alamayız. Mesela 36 yıl çalışmış olsam, 36 yıl, bunun karekökü ile doğru orantılı, bunun karekökü 6, 6 ile doğru orantılı olarak emekli maaşı alacak. Mesela 36 yıl değil de eğer 36 yıl çalışırsa 6 yıllık 6x kadar maaş alır. Eğer 49 yıl çalışmış olsaydı bunun karekökü 7, 7x maaş alacak. Yani maaşı daha fazla olacak. Şimdi şöyle değerlendirebiliriz. Şunları siliyorum. Süresini bilmiyoruz. Hizmet yılının ne olduğunu. Biz hizmet yılına x diyelim. X yıl çalışmış olsun. O halde alacağım maaş x'in kareköküyle doğru orantılı olacak. Yani yılın karekökü bölü maaş sabit olacak. Bu sabit bir sayı işte. Şimdi eğer x yıl çalıştıysa karekök x yıl çalıştığında aldığı maaş 6000 lira oluyormuş. 6000. Eğer 11 yıl daha çalışmış olsam x artı 11'in karekökü oluyor. Artık hizmet süresi x artı 11. Bunun karekökü ile aldığı maaş doğru orantılı olacak. 7200 yıllık maaş. Bunlar birbirine eşit olacak. Orantılı olması iki durumda da eşit olması demek. İki sıfırı atarız. Şuradan iki sıfırı. Şimdi şunu yaparız. 2'ye bölüyorum. 30. 2'ye bölüyorum. 36. Tekrar böleriz. 6'ya bölüyorum 5, 6'ya bölüyorum 6. İçler dışlar çarpımı yapalım şöyle çapraz. Bu durumda şuradan devam edelim. 6 çarpı karekök x, yani 6 kök x eşittir 5 çarpı karekök x artı 1. 11, evet 11. Şimdi bizim amacımız x'i bulmak. Her iki tarafın karesini almalıyız. Yoksa bu kökten kurtulamaz. Hiçbir şekilde. Şunu tekrar düzgün yazayım. X artı 11'in karekök. Her iki tarafın karesini alalım. Şuranın ve buranın. Tabii x'in negatif olmadığını bildiğimiz için burada mutlak değer meydana gelmeyecek. X bir yıl süre olduğu için negatif olamayacak. 6'nın karesi 36, karekök x'ten x gelir. 6'nın karesi 36, kök x'in karesi x. 5'in karesi 25. Yanında x artı 11 meydana geliyor. Kökten çıkacak. Şunu dağıtınca 36x eşittir 25x artı 25 çarpı 11. Bunu çarpmıyorum. Şimdi 36'dan 25'i çıkarırsak şöyle 11x olur. 25 çarpı 11. Buradan 11'leri çizebiliriz. Şu 11'ler gider. X eşittir 25 gelir. Demek ki 25 yıl çalışmış. Bizden istenen hizmet yılındaki rakamların toplamı, yani 2 ve 5'in toplamı, buradan toplam eşittir 2 artı 5'ten 7 gelir. Hizmet yıllarının toplamı 7'ymiş yani.